Kiralık Aşk Diziyorum, Papatya Çayı ve Double Espresso yazar Virgo. Bu yazıyı yazmak için yaklaşık 48 saat bekledim. 24 saat bile yetmişti aslında. Bekledim çünkü bazen çayı açık değil koyu içmek icap eder. Tadının fazla kaynamış sudan başka bir şeye benzemesi için demlenmesini beklemek gerekir. Ki ben çayı demli sevmem. Hatta çay sevmem. Ama bazen bazı alışkanlıklar değiştirilmek, tercihler sınanmak, Ezberler bozulmak içindir. Tıpkı Ömer'in önceki iplikçinin büyük ihtimalle gitmeyeceği bir yoldan gitmeyi seçmesi gibi. Bir akşam o aylardır dillerden düşmeyen rüzgarın mücadele edilecek bir şey olmadığına karar verip sonunda ona kapılmayı tercih etmesi gibi. 48 saat önceki benle buluşsaydınız burada, birlikte Ömer'in neden böylesine bir akşamın sabahında soluğu kasapta aldığını dert edecektik oturup dana kontrafillerin kuzu kaburgalar arasında bir teniyi arayacaktık hatta serin adam Ömer İplikçi imzasıyla terzisinden berberine İstanbul'un bütün derin kulaklarına bir bir kaçırılan Vani markalı kar suyu operasyonuna bakıp tüm bunlar bizzat aynı sahnelerde nasılsın diyen herkese evleniyorum diyerek çarpık gülümsemesiyle tepkileri karşılayan gizemli Ömer İplikçi hallerine çok fazla paralel değil mi diye sorulara boğulacaktık. Ama üzerinden 48 saat geçti ve ben de bu seçim rüzgarından üzerime düşen oy pusulasını alıp bunları düşünme kısmına evet'i basıyorum. Neriman'dan benim tarafa gelsin. Allah'ım ne büyük dilemmalar bunlar. Geçen bölüm savaş başlasın diye kapıları çarpan Ömer farkında mıdır bilmiyorum ama kendisi tankları benim böğrüme sürüp gitti. Onu defnesine soğanlı elleriyle sarılsın mı sarılmasın mı karar verirken bıraktığımdan beri benim içimdeki iyi ve kötü ekseriyetle birbiriyle mücadele halinde. İyi'yim yerine evleniyorum diyen Ömerlerin benim aslında canım olması gerekirken karnımda kelebekler uçuşacağı, hatta horon tepiceği yerde iyi ve kötü isimli kurtlar içime düşmelere doyamıyor. Bu sefer de Ömer'den gelsin o zaman. Aşk insanın omurgasını unufak etmek için mi var? Belki evet biz tutkunlarının kiralık aşkı olan aşkı omurgayı un ufak etmek için var. Bir ufak ayrıntısı, bir bakışı, bir tınısı, bir sözcüğü şirazemizi kaydırmak için var. Bir anda bir rüzgar çıkıyor, bizi hiç gitmek istemediğimiz bir yere savuruyor. Ayağımıza taş değiyor, kolumuza kanadımıza zeval geliyor. Bildiğimiz istikamete, tanıdığımız semalara doğru uçamıyoruz birinden ötekine sektiğimiz, yavaş yavaş çiçeklendiğini izlediğimiz bahar dalları gelip yüzümüzü gözümüzü çiziyor. Bildiğimizi unutuyoruz, kayboluyoruz. İşte 48 saat önce kiralık aşkı izlerken yaşadığım bu. Bildiklerimi şaşırıyorum. Anlamam icap eden ve kafamın içindeki şey bir bilgisayar işlemcisi olsa anlayacak olduğum şeyi anlamakta güçlük hatta imkansızlık çekiyorum. Bitiniye avcıları İçimde fink atıyor. Dilim öyle bir hissizleşiyor ki kaymaklı ekmek kadayıfı tadındaki anların lezzetini alamıyorum. Ve fakat 48 saati de boşuna beklemedim. Şu an saptığım istikametten gitmek istesem beklemezdim örneğin. Olumsuzluktan beslensem veya acıyı sıcağı sıcağına anlatıp geçirebileceğimi düşünsem 48 değil 1 saat bile beklemezdim mesela. O nedenle içimdeki iyi ve kötü kurtları yeterince yorup bitkin düşürene kadar bekledim. Ve onlar artık sadece gerektikçe sükunetle meramlarını belirtip çekilecek kıvamdalar. Aynen tüm zamanların en serin insanı Ömer İplikçi gibi kendisinin 48 değil belki 3-5 saati vardı. Ama Ömer iplikçi olmak da böylesine bir spiritüel dengeye ve iç huzuruna daha doğrusu güven ismini verdiği o hayat memat kararına son derece hızlı ve efektif biçimde gelebilmeyi gerektirsin bir zahmet. O yüzden ondan şüphe etmemek, onun insanlara vermekte çok zorlandığı güveni kendisine çok görmemek istiyorum. O yüzden nasıl yaptığını göremediğimiz bu tercihi görmemizin altında elim değil hayırlı bir sebep olduğunu düşünmek istiyorum. Evet, Ömer'le Defne'nin o kapının önündeki kayıp 3-5 dakikasına veya Ömer'in o sabaha dek mutlaka görmüş olması gereken rüyalarına ihtiyacımız var. Çünkü sabah soluğu kuzu yoş seçmek için kasapta açmasından ne çıkarmamız gerektiğini bilemeyecek kadar dengemiz şaştı. Ömer'in içi gülen, evet bunu söylemek için en az iki kez daha izledim. Gözlerinden, içten gülümsemesinden, Defne'nin fırsat bulabildikçe içine çeke çeke öptüğü ellerinden şüphe etmememiz gerekiyor ama bütün bunları sadece bir kez görerek emin olamıyoruz. Çünkü omurgamıza bir şeyler oldu. Kiralık aşkı seven yerleri acıyanlarımız gibi benim de kiralık aşkı izlerken açılan gönül gözlerim sisten, dumandan yanıyor bir süredir. Gözüm görüyor ama gönül gözüm gördüğü güzel şeye inanmakta, karşısında eriyip onu içinin en nadide köşesine hapsetmekte güçlük çekiyor. Biliyorum Ömer'in Fikret'e çok kıymetli biri istediği için ikinci bir şans ver. Vermesi, Fikret'in arkadaşı olabileceğini düşündüğünü bilmemize izin vermesi, hatta Fikret'e yaptığı yargısız infazın o insanları yargılarken iki kez düşünmeyi umarız öğretecek olması. Bütün bunlar Galo hikayesinin aslında en önemli noktaları. Bu hikayenin hizmet ettiği yönü bize gösteren işaret levhaları bunu kavrayabilecek kadar mantığını çalıştırabilen bir insan olmasam bugüne kadar pek çok kez snobluğu, kibiri, bencilliği, acımasızlığı, havalarda uçuşan Ömer İplikçi'yi her defasında anlayıp bağrına basan cinslikte bir karakter zaten olamazdım. Ömer İplikçi'yi anlama ve sevme kılavuzu ekseriyetle kafayı morartan cinsten kalın ciltle kaplı bir kitaptır. O kitabı kafama fazlasıyla yedim. Dikenleri içime ziyadesiyle çok battı. Sinyor İplikçi'nin bize göstermeyi sevmediği bir takım akıl dehlizlerinin tüm karanlığıyla, bazı keskin köşelerinin tüm sivriliğiyle hala yerinde durduğunun da farkındayım. Ama her gerçek sevgi gibi bu adamı bunlara rağmen değil bunlarla beraber sevmeyi öğrendim. Veya seçtim diyelim. O yüzden Ömer sana da Defne'yi tüm bilinmezlikleriyle seçmiş olabileceğine dair güvenmek, bu ekstra rahat ve serin görüntünün altında bir gizem aramamak istiyorum. İçimdeki kötü kurt bu cümlede kinaye ve iğneleme departmanından sizlere seslenmemek için kendini zor tutuyor. Fakat daha da çok istediğim şey inanmak, sevinmek, mutlu olmak istediğim güzel şeylerin romantik müzik eşliğinde ağır çekim dikiş diken fikretlerle Ömer'in konuşurken gözlerini kaçırdığı fikretlerle, gülüşüne sinir olduğunu söyleyip lafı çevirmek istediği fikretlerle zedelenmemesi, ışıklarının sönmemesi, pırıltılarının solmaması. Belki bilmek istersiniz, içimdeki iyi kurt da tam burada enseyi karartmamak, inceden inceden üstüne bindirilen büyüklerin altında ezilip kalmamak için kendini zor tutuyor. Sevmek kendinizden vermektir. Sevmek bazen körleşmeye de gönüllü olmaktır bu yüzden. Aslında olmayan zevalleri bile görüyor olması belki gözlerimizin işte sırf bu yüzden şüphemiz, iç sıkıntımız, dilimizdeki acılık, ağzımızdaki kekremsi tat hep bu papatya çayıyla double espressoyu çok fazla sevdiğimizden, kapılarına güz gelmesin, ayaklarına taş değmesin istediğimizden. Öyle kısa kısa Neriman'ın kendi ellerimle yaptım dediği sarmalar ve sonunda Home TV'nin Cupcake Wars programına taş çıkaracak Pina Colada Cupcake kağıtta kek savaşları. Hepsine tamam eyvallah. Sadece oğla giyen Ömer Fikret görmeyeyim yeter. Bakınız hayatımda ilk kez bu şekil bir özel ricada bulunmaktayım ve ben Fiko gibi yemek için saatlerce de uçamam. Ama belki acık kıymetimiz vardır. Hı? Ömer'le Defne muradına eriyor derken bizim kerevet yerine orta yerine çıkıverdiğimiz şirket savaşlarından beyniniz yanmadıysa Vani'nin Türkiye'ye gelmeyi düşünürken Hulusi iplikçiden ham madde almayı düşünüp vazgeçtiğini bir kenara not düşelim de unutulmasın. Belki ileride çıkacak bir kokusu vardır. Sonra aa o da neydi demeyiz. Şirket savaşları derken hadi herkesi anladım. Kendini balina avcısı addeden bir şahsın sadece iki karizmatik iş adamı söyledi diye koskoca Vanni'nin Türkiye'ye geldiği haberini alıp bunu %100 doğru diyerek bir üçüncü karizmatik iş adamına uçurabilmesi Herhalde balina avcısının bile kafası bu kadar çalıştığı için kiralık aşk evreninde ayakkabı sektörü ancak bu kadar gelişiyor da Piyasada Passionist, Tramba, şimdi bir de Şehri dışında başka bir markanın esamesi okunmuyor. Bakınız ürettiremeyeceğini bile farkında olmadığı için bir ton para döküp satın aldığı tasarımlar elinde patlayan denizin bu yemin nasıl yuttuğuna şaşırmıyorum. O konuda esas şaşırdığım şey bu kadar şuursuzca iş yapan bir adamın nasıl olup da böylesine bitmeyen bir para kaynağını koruyabildiği. Sinan'ın Yasemin meselesini anlayan, hatta bununla da kalmayıp Yasemin'i uzaklaştıran şeyin Sude'nin vicdan kozunu oynaması olduğunu çözerek cinliğin kare kökünü alan Ömer. Bu hallerin defnenin bulmacasının karşısında senin seviyene göre değerlendirirsek nasıl bir gaflet hatta evlehlik hali içinde oturabildiğini bana ciddi biçimde sorgulatıyor. Yani sanki biz bakmıyorken mutfağın siyah duvarının önüne geçip görünmez tebeşirle yazan 2 artı 2 denkleminin 4 ettiğini hesaplamak için gözlerini kulaklarını kapatıp la 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 diye bağırıyormuşsun gibi bir his veriyorsun bana bazen. Veya cevabın 4 kadar basit olmaması gerektiğini düşündüğün için ultra serin Ömer iplikçi stiline yakışır biçimde yani büs gibi bekliyorsun. Peki Sinan, önceki bölümde Yasemin'le birbirinizin gözünü oyma noktasına gelmiş olmanızı bu ara fena çekti kendini diye yorumlayacak kadar ne içtin? Bazen ondan ben de istiyorum. Ben mesela iki rahatsızlık hissini 48 saat geçmeden üstümden atamazken sen resmen düşman bayrağı dikerek çıktığın şerit topraklarında yaşadığın şeyi tatlı bir atışma kıvamında anımsayabiliyorsun. Bravo. Sahiden ciddiyim. Ömer başta olmak üzere. Herkese senin kadar sabitlikten uzak, böyle gevşeyip esnemeye son derece müsait akıl fikirden lazım. Yani bazen. Bu dizide kötülerle ilgili şöyle bir problemim var. Kötülerin kötülüklerinin altı yeterince dolu değil ama haklarını ve haklılıklarını son derece iyi savunabiliyorlar. Misal Sude, ben her zaman doğru söylerim. O yüzden insanlar beni sevmese de güvenirler derken benim baktığım yerden böyle görünüyor. Kusura bakma derken kendince ne kadar da haklı. Ne kadar cevabı ne yazık ki çok Haklı olmasının en büyük sebebi de kendisine orada verilmesi gereken daha bile haklı olan cevapların verilememesi, verilmemesi. Defne'nin hiçbir sebebi olmamasına rağmen o parayı bir zengin avcısıymış gibi kazanmak için değil, ölüm kalım meselesi olduğu için aldığını söylememesi. Sude'nin açık açık belki ben bilmiyorum ve yanlış yorumluyorum demesine rağmen doğrusunun ne olduğunu açıklamaması. Defne'nin kaybedecek hiçbir şeyi olmamasına rağmen neden işin aslında anlatmak yerine kendisini suçlu duruma düşürdüğünü beynimin hangi hücresiyle anlayamadığıma karar veremiyorum. Hepsi birbiriyle yarış halinde. Bütün o lafları işitip o üzgün ve adeta haksız olmayı kabul eden acılı yüz ifadesiyle sadece ama ben Ömer'i çok seviyorum demek. Üçüncü bir göz için bu işe para için girdim ama aşık oldum demeye eşdeğer. Olay bu mu ki Defne? Kötülük damarları kabardıkça kötülüğünün altı daha boşlaşan Sude. İplikçi familyasında kafası tek çalışanın ve çoğunlukla hep doğru adımları atıp sonunda kazanan taraf olanın Ömer olmasını kendine yediremediğin için yapıyorsun bunca kötülüğü zar bu başarılı abiyi kıskanan küçük kız kardeş dilemmasından hallice. Bakınız dilemma dedim çünkü bunun tezelden körü körüne bir adanmışlık değil acaba mı diye sorduran bir dilemma haline gelmesini diliyorum senin için. Ama şu an kötülükte veya Defne'nin kötü bile diyemeyecek naiflikte olmasının ötürü kullandığı deyimiyle fenalıkta Deniz Tramba'nın kolunda sergiye gelme seviyesinde olduğunu düşünürsek vadeyi çok kısa tutup boş yere hayal kırıklığı yaşamaya da gerek yok. Sadri Usta'nın özlü sözlerini alıp kendinden feylezof çıkarmaya niyetlenen Serdar. Müsaade varsa sana şu kadarını sorup çekiliyorum. Pardon da sen hangi sert rüzgara maruz kaldın acaba? Benim hatırladığıma göre Nihan'ı ikna etmek için katlandığın iki kıdım zahmeti bir kenara koyarsak neredeyse hiç ama eğilip büküldüğümüzde büyüdüğümüzü, zamanın önemli olmadığını, önemli olanın yılların içindeki hayatımız olduğunu vurgulayan usta. Aldık, zor günler için çıkına attık bu öğütleri. Daha bükümünü tamamlamamış materyaller var ne de olsa elimizde. Ömer için defneye kız sıkı sıkı tut bırakma diye muhtemelen kendisi bile çok farkında olmadan öğüt veren Koriş belki kendisinin daha fazla farkında olması gerektiğini anlamıştır. Son yaşadığı bir miktar hisseye tekabül eden hafifleme üzerine. Defne ve Ömer aslında içine düştüğümüz tüm absürtlüklerin içinde kıymetli birer mücevher gibi parladığınızı reddetmeyeceğim. Çünkü bunu reddetmek ikinizin aynı karadaki gül cemalinin pembe pırlanta kadar nadide ve az rastlanır olduğunu kabul etmemek olur her şeyden önce. Her ortalama Türk gencini geren evlilik mevzusunun Ortalama bir Türk genci olmadığı için Ömer'i gelmemesini affedebilirim mesela. Çünkü aynı ultra serin genç Ömer, defnesinin nasıl sade, narin ve çekingen bir papatya olduğunu bilir ve ne kadar zar zor bir araya geldiklerini fark etmiş olacak ki ekseriyetle yaptığı üzere susmak yerine bu kez açık açık söylemeyi tercih eder. Ömer, defnenin onun cebinde yaşamak isterdim dediğini duymadan kaçıp saklanmak istediğim yer sensin. Der. Çok hüzünlüdür bu mesela. çünkü bunu söyleyen defne ve Ömer günü 3-5 dakika baş başa kalamadan bitirirler. Ayrıca belirtmeden geçmemek de gerekir ki başkalarına karşı savunmakta aciz kalırken aşkını bir yanım açmak için can atarken diğer yanım solmaktan korkuyor diye şahane anlatabilen Defne candır. Tıpkı anneannesinden Defne ile sergiye gitmek için izin isteyen Orta Doğu ve Balkanların en serin kanlı iş adamı Ömer İplikçi'nin de can olması gibi. Velhasıl canımız daha çok gülsün bundan böyle. Sağlıcakla.